İsrail'in Gazze'de başlayan, Hizbullah ile Lübnan'da devam eden saldırıları uluslararası kamuoyunun çağrılarına rağmen sürüyor. Lübnan'a sınırlı kara harekatı başlattığını duyuran İsrail ile İran arasındaki tansiyon da giderek yükseliyor. Son olarak İran, 1 Ekim gecesi İsrail'e füze saldırısı başlattı. Bu, Nisan ayında İsrail'e yüzlerce füze ve insansız hava aracı gönderen İran'ın bu yıl İsrail'e karşı ikinci saldırısı oldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca füze gönderildiğini ve füzelerin %90'ının hedefini başarıyla vurduğunu açıkladı. Devrim muhafızları, saldırının üst düzey komutanlarına ve Hamas ile Hizbullah liderliklerine düzenlenen suikastlara bir yanıt niteliğinde olduğunu açıkladı. Peki, İran'ın misillemesine giden süreçte neler yaşandı? İran destekli Hizbullah, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı adlı saldırısının ardından yaptığı açıklamada, tarafsız olmadıklarını, Filistin direniş gruplarını destekleyeceklerini duyurmuştu. Bundan yaklaşık bir yıl sonra Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail saldırılarında öldürüldü. Nasrallah'ın ölümü, Hamas lideri İsmail Haniye'ye İran'da düzenlenen suikastın ardından gelmişti. Haniye'nin ölümünün ardından İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'i sert şekilde cezalandırma sözü vermişti. Ölü sayısının 42 bine dayandığı Gazze'ye yönelik saldırıların şiddetlenmesiyle beraber, Lübnan-İsrail sınır hattında da tansiyon giderek yükseldi. Nasrallah'ın ölümüne giden birkaç haftalık süreçte, İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilim, Lübnan'da Hizbullah mensuplarının çağrı cihazları ve telsizlerinin birer gün orayla patlatılmasıyla kontrolden çıktı. Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den bu yana, 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1000'i aşkın kişi öldü. Çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasının ardından İsrail, Lübnan'da Hizbullah'ın üst düzey isimlerini hedef alan suikastları başlattı. Bu suikastların sonuncusu ise Nasrallah'ın Beyrut'taki ölümüydü. İsrail son olarak 27 Eylül'de Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın komuta merkezini hedef aldı. Nasrallah suikastına giden sürecin Hizbullah içerisindeki güvenlik zafiyetinden kaynaklandığı söylemleri, çeşitli iddiaları da beraberinde getirdi. Batı basını bu suikastı Esad'a desteğin bedeli olarak yorumladı. Hizbullah içerisinde de yeni liderlik arayışı başladı. Ancak bu arayış henüz sonuçlanmadı. 32 yıldır Hizbullah'ın liderliğini üstlenen Nasrallah'ın ölümünün ardından halka seslenen Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, Nasrallah'ın yolunda yürümeye devam edeceğiz demiş ve her türlü olasılığa hazır olduklarını dile getirmişti. Uzun bir süredir Lübnan sınırında küçük çaplı baskınlar düzenleyen İsrail ordusu, Naim Kasım konuşmasından bir gün sonra Hizbullah tünellerine girdiklerini duyurdu. Bu duyurudan birkaç saat sonra ise kara harekatı saldırısı resmen açıklandı. İsrail, 1 Ekim günü karadan işgal saldırılarına başladı. İsrail ordu sözcüsü, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı kara saldırılarına başladıklarını bildirdi. Hizbullah ise İsrail'in açıklamasını yalanlayarak hiçbir İsrail askerinin Lübnan topraklarına girmediğini duyurdu. Uluslararası kamuoyundan gelen itidal ve ateşkes çağrılarını göz ardı eden İsrail'in saldırıları sürerken, Orta Doğu'da daha kapsamlı bir savaş ihtimali de gündemdeki yerini koruyor.